İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan yerinden edilmiş Artsakh sakinleriyle buluştu. Azerbaycanlılar Artsakh'ın yerleşim yerlerinde şiddet ve cinayetler işlediler. Yerinden edilmiş kişiler gerçekleri sunuyor. Biz soyadımızla biziz. Tarihin unutulmuş sayfalarından Ermeni Lejyonu. Gomidas'ın eserleri UNESCO'nun Dünya Hafızası Uluslararası Siciline kaydedildi. Artsakhlı sporcu ringde kazandı. Berzor Kilisesi camiye çevrilecek. 27 Ocak 2024 tarihinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Yerevan Ofisi'nde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Artsakh'tan zorla yerinden edilmiş Ermenilerle görüştü. Bunların bir kısmı Avrupa Parlamentosu'na Batı Ermenistan'ın Yerevan Bürosu'na başvuruda bulunmuşlardı. Toplantıya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çıkarlarını temsil etmek üzere Armenak Abrahamyan'a vekil ve kendileri tarafından onaylanan yetkili kişi olarak katılan 60'tan fazla Artsakh Ermenisi katıldı. Toplantıda Armenak Abrahamyan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelen davalar ve bunların gidişatı hakkında ayrıntılı bilgiler sunarak 2023 yılında Artsakh'tan zorla yerinden edilen herkesin Bakü yetkililerine karşı verilen bu mücadeleye katılabileceğini söyledi. Toplantıda konuşan Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı Aşot Arutyunyan, Yurtseverler Birliği'nin kuruluşundan sorunlarından bahsederek 3 öneri sundu. 1. Fransa'nın arabuluculuğuyla Yerevan'da örneğin Misak Manuşyan'ın adını taşıyan Artsakh çocuklarının eğitim göreceği ve Artsakh'tan zorla yerinden edilen Artsakh vatandaşlarına iş olanakları yaratacak bir eğitim kurumu açılması. 2. Şuşi'den zorla yerinden edilenler için kompakt bir topluluk oluşturmak. 3. Artsakh'tan sürülen diğer Artsakh vatandaşları da Şuşi cemaatini takip ederek kendi yurtsever birliklerini oluşturmalıdır. Daha sonra Artsakh sakinlerinin kaygılarını dile getirdiği soru cevaplar verildi. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Abrahamyan tüm soruları yanıtladı. Sonunda Artsakh'tan zorla yerinden edilen kişilerin sorunlarını düzenleyecek bir yürütme organı oluşturmaya karar verdiler. Bu amaçla Yurtseverler Birliği'nin ve ata yapılarının oluşturulmasına başlanması önerildi. Artsakh halkı toplantıyı sürekli hale getirme kararı aldı ve geri bildirim sağlamak amacıyla telefon numaralarını verdi. İnsan Hakları Örgütü 19-20 Eylül 2023'ten sonra Artsakh'tan zorla yerinden edilen çok sayıda insanla toplantılar ve telefon görüşmeleri gerçekleştirdi ve bu kişiler Azerbaycanlıların yalnızca Stepanakert değil, diğer Ermeni yerleşim yerlerini işgal etmekle kalmayıp aynı zamanda dövüp taciz ettiklerini, yerlileri boyunduruk altına aldıklarını, hatta cinayet bile işlediklerini ifade etti. Doğu Ermenistan'a göç yolunda Artsakh'ın şehir ve köylerinden psikolojik bir korku ve baskı atmosferi hüküm sürüyordu. Cartar sakini Marta Sahakyan, gazetecilere yaptığı açıklamada memleketi Cartar'dan 3 çocuğuyla birlikte büyük zorluklarla ayrıldığını, yollarda silahlı Azerbaycanlıların bulunduğunu ve bu durumun korku atmosferi yarattığını söyledi. Gamo Balayan, Cartar'dan Stepanakert'e giderken Azerbaycan ordusu askerleri tarafından dövüldü. 3 Azerbaycan askeri onu dövdü. Azerbaycan tarafı 19 Eylül'den sonra bu yola 2 kontrol noktası kurdu. Gamo Balayan, Azerbaycan askerlerinin kendisine nasıl kötü davrandıklarını, yere fırlattıklarını ve 5 dakika boyunca tekmelediklerini anlattı. Açıklanan tüm vakaların kolluk kuvvetleri tarafından ele alınması ve bu kişilerin tamamının yalan söylediği varsayılsa bile verdikleri bilgilerin doğrulanması gerekirdi. Ancak insan hakları muhataplarından hiçbiri Doğu Ermenistan soruşturma organları tarafından gördükleri, duydukları ve yaşadıkları hakkında ifade vermeye davet edilmedi.
Ermeni yeratları, Ermeni tarihi eserleri, Ermeni el yazmaları ve kitapları gibi Ermeni halkına miras kalan en kutsal emanetler arasındadır. Ermenice yeratları çoğu Türklerin işgal ettiği Batı Ermenistan topraklarında bulunan Ermeni halkının kültürel mirasının değerli bir parçasıdır. Çivi yazısı döneminden başlayarak günümüze kadar kronolojik olarak Ermenice yer adlarından bahsedilmektedir. Urartu döneminde, Orta Çağ'da örneğin Büyük Ermenistan'ın Vaspuragan dünyasında bir kale olan Agrabakar, Büyük Ermenistan'ın Gugark dünyasından bir manastır olan Hagartsi, modern dönemde örneğin bir köy olan Ansak, Batı Ermenistan'ın Van iline bağlı Kars bölgesinin Kağızvan şehrinden bahsedilmektedir. Doğu ile Batı'nın temas bölgelerinde bulunan tarihi Ermenistan, birçok kez yabancıların fetihlerine maruz kalmıştır ve her istila sırasında Ermeni dünyasının yeratlarına sıklıkla keyfi isimler verilerek isim değişiklikleri yapıldı ve bunun sonucunda Ermenistan topraklarında ondan fazla yer adı katmanı ortaya çıktı. Ermeni, Hayasaca, Urartuca. Ermenilerin destekçisi ve savunucusu olan Batı Ermenistan Televizyonu, Biziz Yer Adlarımızla dizisinde yüzyıllardır çarpıtılan Ermenice yer adlarını sunmaya çalışacak. İtilaf devletlerinin temsilcileri Londra'da, Sykes-Picot ve Ermeni Milli Heyeti Başkanı Boğaz Nubar arasında imzalanan anlaşmaya göre Fransız subaylarının komutası altında faaliyet gösteren Ermeni lejyonunun Fransız ordusuna katılması karşılığında Osmanlı Devleti'ne karşı Fransa'nın vaadiyle Kilikya Ermenilerine özellik verilecekti. Boğaz Nubar, Şuşi vilayetinde doğan Ermeni siyasetçi ve tarihçi Mikhail Varantyan'a 1915 yılında yazdığı mektubunda şu umudunu dile getiriyordu. İtilaf saflarında savaşan bu gönüllüler bize bu hakkı verebilirler. Meşru ve mütevazi taleplerimizi dile getirme zamanı geldiğinde sesimizi duyurun, dedi. Ermeniler tarafından basitçe gönüllüler olarak adlandırılan bu savaşçıların saflarına daha sonra Mısır'daki Port Said'e sığınan Musa Dağı'ndaki kahramanca muharebenin cesur katılımcılarının birçoğu da katıldı. Bu katılımcılar Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten hayatta sağ kalmış olan toplam 4083 kişi nakledildi. Bahsi geçen tabur olan Ermeni Lejyonu Orta Doğu cephesinde Batı Ermenistan'ın Adana'da, Filistin'de Rafat köyü yakınlarında zapt edilemez tepe Arara'da özellikle önemli muzaffer operasyonları gerçekleştirdi. Fransız komutanlığının çılgın ve kanlı Arara Muharebesi'nde gösterdiği cesaretten dolayı 25 Ermeni askerine savaş haçı verildi. 1918 yılında Beyrut'ta oluşturulan 4. taburda 5000 Ermeni savaşçı vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı Ermenistan'da yaşayan 300 binden fazla Ermeni askeri amele taburlarında görev yaptıktan sonra katledildi. Bir süre Doğu Lejyonu olarak anıldıktan sonra 1 Şubat 1919'dan 1 Eylül 1920'de dağılıncaya kadar yeniden Ermeni Lejyonu olarak adlandırıldığını belirtmek gerekir. Özel bir kararnamenin yayınlanmasının ardından bu müfrezenin üyeleri yeni bir sözleşme kapsamında Fransız ordusunun yabancı lejyonuna ki bu yabancı lejyonu bugün hala mevcuttur, katılabilirdi. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ordularına asker olarak alınan 50 binden fazla Ermeni cesaret ve kahramanlıklarıyla tarih yazdı. Ve onlar da başka ülkelerin ordularında savaşan haykazunlar ve onların torunları gibi hala tarihin bazı sayfalarının düzeltilmesini bekliyorlar. UNESCO Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı karara göre Gomidas Vartabet'in eserleri UNESCO Dünya Hafızası Uluslararası Sicili'ne kaydedildi.
Gomidas Müzesi Müdürü Nikolay Konstantyan bunu basın toplantısında açıklayarak bu etkinliğin müzenin kuruluşunun 9. yıl dönümüne denk geldiğini kaydetti. Konstantyan yaptığı açıklamada Gomidas'ın eserlerinin UNESCO Uluslararası Siciline kaydedilmesi son derece bağlayıcıdır. Bu müze Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 7-8 yıllık sıkı çalışması ve işbirliği sayesinde mümkün oldu, dedi. Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan, benzer süreçlerin çeşitli departmanların katılımıyla uzun vadeli ve tutarlı bir çalışma gerektirdiğini kaydetti. Umarım bu sahip olduğumuz mirası yeniden değerlendirip anlamlandırmamız için iyi bir fırsat olur, dedi. Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen turnuvalara Doğu Ermenistan Karma Dövüş Sanatları Federasyonu'nun temsil eden sporcular da katıldı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ni 3 sporcu temsil ediyordu. Profesyonel müsabakalara Artyom Zakeyan 61,5 kilogramda, Artyom Arutunyan 93 kilogramda ve David Haçatıryan 70,5 kilogramda katıldı. Gürcü dövüş takımının gerçekleştirdiği organizasyonda yaşanan heyecanlı mücadelede David Haçatıryan 74,5 kilogramda üstünlüğünü kanıtlayarak Georgi Kirvalidze'yi teknik becerisiyle mağlup etti. Bu zafer sporcularımızın olağanüstü yeteneklerinin altını çiziyor. Bakü'nün Ermeni mirasını devlet düzeyinde yok etme politikasının bir başka tezahürünün kanıtları ortaya çıktı. Sosyal ağlarda yayınlanan videolar Berzor Surp Diriliş Kilisesi'nin camiye dönüştürüleceği yönünde 2021 yılında ortaya çıkan şüpheleri doğruladı. Artık kilisenin etrafı inşaat makineleriyle çevrilmiş durumda ve bölgede inşaat çalışmaları yapılıyor. Yayınlanan projeden kilisenin iki minareli camiye dönüştürüleceği açıkça görülüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hripsime Nahabetyan tarafından seslendirilen Orim Orim adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.